Herkese merhaba. Bugün de yine çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Konumuz böbrek hastalarında Gilaburu çayı tüketimi. Neden bu konuyu seçtim? Çünkü sosyal medyada o kadar çok soru geliyor ki bu böbrek paylaşım platformlarında hep gündemde. Aynı biberiyede olduğu gibi. İşte böbreklere faydası var mı yok mu, bozuyor mu, diyalizden çıkartıyor mu gibi. Bu konuları sizler için tekrardan derledim arkadaşlar. Zaten yayınlanmış olan kitabımızda da bu konuya yer vermiştik. Bu baharatlar, çaylar vesaire çok ayrıntılı burada var. Şimdi bunun üstüne bu videoyu da yapıyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Gilaburu ile ilgili özellikle böbrek hastalarının ileri dönem böbrek hastaları ile ilgili yapılmış olan herhangi bir çalışma yok. Mesela GFR dediğimiz böbrek çalışma oranını gösteren değer 30'un altında olanlarda, özellikle de 15'in altında olanlarda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Fakat başka hastalar üzerinde yapılmış olan çalışmalar var. Biz onun için rutin olarak Gilaburu'yu her böbrek hastasına önermiyoruz. Ama önerdiğimiz hastalarımız da var. Şimdi bunları sizinle paylaşalım. Literatürde peki Gilaburu ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılmış? Özellikle böbrek taşları ve idrar yolu enfeksiyonları ile ilgili yapılmış olan araştırmalar, bilimsel araştırmalar var ve yayınlanmış hakemli dergilerde. Özellikle de üreter taşlarının atılımını kolaylaştırdığı. Mesela 1 santimden küçük olan, zaten normalde 4-5 milimden fazla oldu mu taş genelde kendiliğinden düşemiyor. Cerrahi müdahale gerekiyor. İşte bu çalışmalarda da 1 santimden eğer küçükse bunların yerinden oynaması, atılımını kolaylaştırabildiği yönünde bazı veriler bulunmakta. Ayrıca yeni taş oluşumunu azaltabildiği yine gösterilmiş. Yani böbrek taşı olanlarda faydalı olabilecek olan içeceklerden birisi. Başka ne faydaları var taş dışında? İdrar yolu enfeksiyonlarına yine çok faydalı. Ödem sökücü, idrar söktürücü etkisi var. Özellikle de tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan özellikle kadın hastalarda çok fazla oluyor bu. Onlar yine tüketebilir. Yine kabızlık içinde tüketilebilecek olan ürünlerden bir tanesi, bağırsak hareketlerini hızlandırıp kabızlığı önlüyor. Aynı zamanda antioksidan etkisi var. Yani yaşlanmayı geciktirici, kanser hücrelerinin ortamdan uzaklaşmasını vesaire etkileri olabilen bir ürün ve bağışıklık sistemini de güçlendirme etkisi var. Çeşitli malinteler, işte meme, kolon, akciğer gibi, aynı zamanda nefroloji ile ve üroloji ile de alakalı olan prostat malintelerinin de yine seyrinde faydalı olabileceği, tedaviye destek amacıyla yine verilebilecek ürünlerden bir tanesi. Aynı zamanda hipertansiyonun da dengelenmesinde yine ek olarak kullanılabilir ve kolesterol düşürme etkisinin de olabildiği bazı küçük yayınlarda da gösterilmiş arkadaşlar. Evet, faydaları gördüğünüz gibi olabilecek olan bir ürün ama dediğim gibi böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılmış çok fazla veri yok. Ama bu yararlı etkiler bile bizim için önemli. Peki biz ne yaptık? Bunu toprak böbrek bakımı olarak. Gilaburu bir meyve arkadaşlar. Bir baharat değil, bir meyve, böyle kırmızı renkli, turuncu kırmızıya yakın meyve olan bir ürün. İçeriğini araştırdım. İçeriği böbreklere zararlı değil arkadaşlar. Ben neye bakıyordum araştırdığım zaman bütün bu baharatlarda, meyvelerde? Özellikle sodyum, fosfor, potasyum ve protein miktarları ve oksalat miktarları. Bunlara bakıyoruz çünkü bunlar böbreğe zarar verebiliyor. Mesela potasyum yüksek oldu mu kalbin durmasına yol açabilir. Fosforu yükselttik mi kemik metabolizma hastalıkları oluyor gibi. Protein fazla oldu mu yine böbrek yetmezliğin son döneme gidişini hızlandırıyor. Normalde bizim önerimiz ne kadar? 5 tane küçük meyvesini, yani 5, hepsi 3 gram olsa 15 grama denk geliyor. Haftada 2 kere ortalama ben tüketilmesini öneriyorum. Yani haftada 30 grama denk geliyor. 100 gram için araştırdım. 100 gramında sadece 85 mg potasyum var. Günlük potasyum miktarımızın üst sınırı 2000 ila 3000 mg. Yani çok altında oluyor. Başka? Sodyum yine 2 mg kadar. Bizim 2 ve 3 grama kadar, yani 3000 mg'a kadar müsaade ediyoruz. Fosfor da yine 100 gramında 13 mg. Yani o da düşük. Normalde üst sınırımız kaçtı? 400 ila 700 arası olması lazım. Protein de 0.4 gram. Yani o da çok düşük. Aynı zamanda içerisinde böbreklere faydalı olabilecek magnezyum, kalsiyum, demir ve yüksek oranda lif de içermekte. Bunlar da yine böbrekler için faydalı. Aynı zamanda C, E ve B6 vitaminlerini de içermekte arkadaşlar. Yani ileriki dönemde, şimdi herhangi bir çalışma biz yapmadık Gilaburu ile ilgili. Çok fazla deneyimim yok. Yalnız aynı Hünnap'ta olduğu gibi, Gülçay'ında olduğu gibi ileri dönemlerde bizim kendi hastalarımızda da bunların etkilerini görüp sizlere önerilerde bulunabilirim. Peki kimler içebilir ve ne kadar tüketilmesi lazım? Böbrek taşlarının düşürülmesine ve yeni böbrek taşı oluşumunu azalttığından dolayı böbrek taşı olan böbrek hastalarında haftada 2 fincan, yani 1 fincan 100 mililitre, 2 fincan 200 mililitre olmak şartıyla Gilaburu'yu öneriyoruz. Ayrıca tekrarlayan idrar yolu iltihabı olanlarda da yine haftada 2 fincan tüketilebilir. Peki böbrek taşı olmayan, idrar yolu enfeksiyonu olmayan diğer böbrek hastaları ise haftada sadece 1 fincan, yani 100 mililitre Gilaburu çayı tüketebilir arkadaşlar. Çayını yaparken de 5 tane küçük meyvesini kullanıyoruz. Taze de olur, kurutulmuşu da olabilir. Aynı ıhlamur demler gibi demliyoruz bunu. Aç mı içilsin, tok mu içilsin? Aç veya tok fark etmiyor. Fakat gece içilmesini önermiyorum. Özellikle reflü olanlarda, bu mideden yemek borusuna, gastroözofajeal reflüsü olanlarda gece değil de gündüz içilmesinde fayda var. Peki kimlerin uzak durması lazım? Ben her ürünü anlattığım zaman arkadaşlar aynı zamanda zararlı olabilecek hasta gruplarında söylüyorum. Hamilelerin uzak durması lazım. Özellikle Gilaburu bu adet sancılarını da rahatlatıyor. Rahimde serviks dediğimiz servikal alanda dilatasyon yapabiliyor. Onun için bebek düşüklerine sebep olabilir. Erken doğuma sebep olabilir. Onun için hamilelikte önermiyoruz. Fakat emziren hanımefendiler kullanabilir. Bir zarar yok. Mide ülseri olanlarda yine uzak durmalarında fayda var. Otoimmün hastalığı olanlarda, yani bu bağışıklık sisteminin çok abartılı çalıştığı, işte bu glomerülonefrit hastalarında, vaskülite olanlarda yine dikkatli olmak lazım. Çünkü Gilaburu'nun kendisi immün sistemi aşırı güçlendirmektedir. Aynı bu Hünnap'ta ve diğer çörek otunda olduğu gibi. Onun için ya dozu azaltılması lazım veya uzak durulması lazım. Yine böbrek nakilli hastalar ilk 6 ay, hatta ilk 1 yıl yine bağışıklığı baskılayan ilaç kullandıklarından dolayı bu da çok aşırı güçlendiriyor bağışıklığı. Tam zıt etki yapabildiğinden dolayı bu graft kayıplarına yol açabilir. Onun için böbrek nakilli hastalar ilk 1 yıl genel önerimiz. Önerdiğimiz dozun belki en düşüğü mesela haftada bir kere yarım veya haftada 1 fincan en fazla içebilirler doktorlarıyla görüşüp, ama ilk 6 ay mümkünse uzak dursunlar arkadaşlar. Evet, bütün Gilaburu'yu sizler için özetledik. Faydalı, gerçekten böbreklere de faydası olabilir. Özellikle böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonu olanların tüketebileceği bir ürün. Bu sosyal medyadan da ben özellikle YouTube paylaşımlarından sonra bakıyorum. Birçok hastadan geliyor, soru geliyor. İşte ben kullanayım mı, kullanmayayım mı? Benim verilerim şu bu. Arkadaşlar ben genel önerileri sunuyorum sizlere. İşte ben gittim, kendi diyetisyenim önermedi, nefroloğum önermedi. Yani beni onlarla karşı karşıya getirmeyin. Ben özetimi sunuyorum. Bütün bilimsel araştırmalarımı yaptım, inceledim. Hepsinin kaynağı var. Tavsiyelerim bunlar. Yapıp yapmamak sizin kararınız arkadaşlar. Ben illa size bunu mutlaka kullanın, böbreklere faydalı, böbrekte diyalizden çık, öyle bir şey söylemiyorum ki. Ben genel önerileri sunuyorum. Yapıp yapmamak size bağlı. Doktorunuzla tabii ki konuşabilirsiniz. Doktorun, sizi takip eden kendi hekiminiz ne diyorsa onu yapın. Benim kendi takibimde olanlara ben bunları öneriyorum ve genel olarak da faydasını gördüğüm için ve faydalı olabileceğini düşündüğüm için de sizlere de bunları öneriyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.